Merhabalar arkadaşlar. Batman YouTube kanalına tekrar hoş geldiniz. Bugün sizlerle kötü bir hastalık üzerine konuşacağız. Koyunculuğun başına gelebilecek en kötü hastalıklardan birisi bu. Artı bir önceki videomuzda bahsetmiştik. Besi performansını etkileyen hastalıklardan biri. Bugün sizlerle vebayı konuşacağız. Gerçekten ağır bir hastalık, bulaşıcı bir hastalık, ihbari mecburi bir hastalık. Olayı size şöyle anlatayım. Dün akşam müşterim beni aradı. Daha önceden bir problemi vardı sürüsünde, onu hallettik. Fakat bu sefer aradı. Hani hal hatır sorduk. Nasılsın abi, iyi misin? Ben kötüyüm, bir gelmen lazım dedi. Başta ne olabilir diye düşündük. Ondan sonra vardığımızda hastalık tablosunu vahim bir şekilde gördük. Tabii en azından 300 tane hayvan var. Bunların sadece 15'inde bu hastalık var. Hani tehlikeli bir durum. Böyle bir durumla karşılaştık. Açtığımızda genellikle kesim yolunu tercih ederiz. Hani dedik ki abi, toplu şekilde kestirme imkanın var mı? Bu şekilde kestirme imkanının olmadığını söyledi. Hani birini almayı düşünüyor fakat kestirir mi kestirmez mi bilmiyorum dedi. Ve eğer kesime gitmezse bu hayvanlar, adam bunlara bakacak olursa kendi malına da zarar. Bu yüzden ben riske giriyorum kardeşim dedi. Hani esnaflığıma, malcılığıma bir zarar gelmesin. Ölürse bu hayvanlar bende ölsün dedi. Biz bunun tedavisine bakalım diye söyledi. Biz de bu yüzden hani gecenin saat 1-1.30'a kadar bu hastalıkla uğraştık. Abi gün torbaya mı girdi? Neden 1.30'a kadar uğraşıyorsunuz bu hastalıkla diye soracak olursanız arkadaşlar, yetiştiriciler bizim için gerçekten önemli. Bizim işimiz zor diyoruz fakat yetiştiriciliğin işi gerçekten daha zor. Bu videolar yapıyorlar. Vay 8 bin lira, 16 bin lira kazanıyor aylık falan. Bunlar aslında hikaye arkadaşlar. Onun için de size bir video yapacağım. Bu daha çok milleti hayvancılığa çekmek gibi, hani izlenim artsın da millet işte hayvancılığa heves etsin falan. Aslında yetiştiricilik gerçekten zor bir şey. Bu vatandaşı rahatlatmak gerekiyor. Yani siz de veteriner hekimlere sesleniyorum özellikle. Veteriner hekim arkadaşlar, bu vatandaşın, yetiştiricinin rahatını düşünsünler. Çünkü bu adam şimdi bu hastalık olduğu için malda geceleyin uyuyamayacak, herhangi bir müdahale olmadığı için. Biz de müdahale ettik. En azından elimizden geleni yaptık. Vatandaş rahat uyusun diye çalıştık. Ve artık koyunlar ölmesin diye uğraştık. İçindeki sıkıntılıları ayırdık. Hikayemiz böyle arkadaşlar. Videoda da göreceksiniz zaten. Şimdi veba hastalığı nedir? Veba hastalığı viral bir hastalıktır. İshalle seyreden, ağız yarasıyla seyreden, süründürücülüğü yüksek diyelim, öldürücülüğü de yüksek bir hastalıktır veba hastalığı. Etken paramiksomorbil virüstür ve çok tehlikeli bir virüstür. Zaten PPRV diye açıklarlar. PPR ne demek? Peste der Petit Ruminans. Yani Fransızcadan geliyor arkadaşlar. Küçük geviş getirenlerin kırıcısı demek. Mal kıran bir diğer adıyla. Paramyxomorbili virüs. Bu virüs genellikle nerelere ilgi duyar? Daha çok bağırsak epitel dokularına, ağız epitel dokularına, epitel dokulara affinite duyar. Yani ağız derisi diyeyim, bağırsak derisi, bağırsak yüzeyi. Bunlarda hastalık oluşturur ve buna bağlı semptomlar şekillenir. Akciğerlerde hastalık oluşturur. Buna bağlı semptomlar şekillenir ve çok ağır geçen bir hastalıktır. Besi yapıyorsanız sizin besinizi otomatikman bir hafta 15 gün kadar geriye atabilecek bir hastalıktır. Bulaşıcılığı da yüksek olduğunu söyledik. Bir arada toplu entansif besi yapıyoruz. 100 kuzuyu bir araya koyuyoruz. Besliyoruz. Doğal olarak temasla ve öksürük yoluyla bu hastalık bulaşabiliyor. Veba olduğunu nasıl anlarsınız kendi sürünüzde? Öncelikle bir ishal görürsünüz. Hayvanda ağız yarası. Hayvan yüksek ateşlidir. Öksürük vardır. 5 gün 6 gün sürebilir hastalık. 5-6 gün sonunda ölüm şekillenir. Hani hayvanın vücut direncine göre, bağışıklık sistemini, besi durumuna göre tabii değişiyor bu ölüm şekillenmesi. Hani 2 günde de öldüren var. 6-7 gün çekip de ölmeyen de var. Yani bu iki arada gidiyor. Çok şiddetli enfeksiyonlarda tabii ölüm oranı %100'lere kadar ulaşabiliyor. Hafif seyreden hastalıklardaysa yani %20 oranını geçmiyor ölüm oranları. Gözlemlediğim şekilde böyle arkadaşlar. Klinik semptomlarını saydık size. Şimdi bu hayvanı kestiğimizde ne görürüz? Hayvan gidici durumda. Kesiyoruz hayvanı mecbur, bunlar gitmesin diye. Hayvanı kestiğimizde bağırsaklarında, bağırsak kapsülünde diyeyim, dış dokusunda diyeyim, hafif böyle kızarmalar, kan birikmeleri, morarmalar, resimde göreceğiniz gibi. Ağza bakarsınız, dile bakarsınız, dil üstünde ülseratif yaralar olur. Yani dökülmüş olur dilin derisi, dudağın derisi. Burundan köpüklü su gelir. Akciğerler köpükle doludur. Akciğerler mordan pembeye kadar bir skalada seyredir.
hastalığın durumuna göre. Karaciğerde pek bir bozukluk göremezsiniz arkadaşlar. Bu da bazı hastalıklarda bize ayrıcı tanı olarak işimize yarıyor. Böyle bir durum gördüğünüzde zaten direkt veteriner hekiminizi mecbur aramak zorundasınız. Hani biri gitti, bir tane daha gider, bir tane daha gider. Böyle yapmayın. Bir tane böyle ağır bir durum gördünüz, birkaç tanesi daha hasta, hemen veteriner hekiminizi arayın. Muayenenizi yaptırın. Aksi takdirde çok ağır kayıplara sebebiyet verebilirsiniz. Şimdi bu virüsü aldıktan sonra arkadaşlar hayvan hani 10 güne kadar süren bir semptom gösterme durumu var. İnkübasyon periyodu diyoruz. Koronadan aşina olursunuz. Hastalığı vücut alır. 3 günle 10 gün arası vücudun içinde bekler. Ondan sonra hastalık semptomları şekillenmeye başlar. Hastalık semptomları şekillendikten sonra 3 günle yine 10 gün arası ölüm veya kurtulma görebilirsiniz. Bu hastalığı nasıl tedavi edeceksiniz? Bu hastalığı tedavi etmek için bir öncelikle hasta olanları sağlam sürüden ayırmak zorundasınız. Bulaşıcılığı daha fazla arttırmayalım diye ve öncelikle sağlam sürüye veba aşısını yaparsınız. Hatta 1,5 doz yaparsınız. Ve yanında bir akciğer antibiyotiği. Hani uzun süre kanda dolaşsın, uzun süre akciğerlerde kalıcı bir akciğer antibiyotiği uygulamak zorundasınız. Sularına mayalar, prebiyotikler, probiyotikler katabilirsiniz sağlam sürünün. Hastalara ne yapacağız? Hastalara da aynısını yapıyoruz. Sağlamlara yaptıktan sonra aşısını geçiyoruz. Bir akciğer antibiyotiği yapıyoruz. Çok yüksek ateş oluyor. Bu ateşi baskılamak için ağrı kesiciler, ateş düşürücüler kullanıyoruz. Hayvanda ishal oluyor. İshal içinden mayalar içirebiliyoruz. Veya dezenfektan karıştırabiliyoruz sularına. Ya da antibakteriyel haplar oluyor bağırsaklarda sekonder enfeksiyon şekillenmesin diye. Çünkü tüm sindirim sistemi organlarını etkiliyor arkadaşlar. Bir de akciğer yanında cabası. Şimdi diğer karışan hastalıklar neler? Mesela karıştırabileceğiniz hastalıklar. Bir pastörle hastalığıyla karışır arkadaşlar. Pastörle hastalığında da aynı problem vardır. Genelde mix enfeksiyon şekillendirir. Bağırsaklarda da bozulma görürsünüz. Akciğerde de lekelenme görürsünüz. Artı karaciğerde de lekelenmeler yapar. Ama bu olguda karaciğerde herhangi bir lekelenme görmedik. Bu da bize ayrıcı teşhis konusunda düzgün bir teşhis koymamızı sağlıyor bu hastalığa karşı. Notlarıma bakıyorum. Başka şapla karıştırabilirsiniz. Şapta da topallık olur genelde. Ama kuzularda topallık göremeyebilirsiniz. Ağız yarası muhakkak olur, ağızda köpürme. Şap küçük hayvanlarda daha az öldürücüdür arkadaşlar. Çok yoğun öldürmez. Hangi küçük hayvanlar tehlikeli derseniz, 1 ay, 1,5 aya kadar olan kuzular tehlike, risk altında. Neden risk altında? Şap da kalp dejenerasyonuna neden olur. Yani kalp krizini geçirttirir hayvana. Kaslarında problem yarattığı için kalp krizi geçirttirir. Küçük kuzuyu veya buzağları da bu şapta mesela kalp krizinden dolayı öldürebiliyorsunuz. Başka ağız yarasıyla karışır. Ağız yarası sadece ağızda yara yapar. Hani köpük möpük pek bile göremezsiniz. Bu kadar. Ağız yarasıyla çok karıştırabileceğini sanmıyorum. Şimdi yetiştiricilere birkaç uyarım var. Daha önceki videoda yaptık. Muhakkak hayvanı aldınız. Eğer dışarıdan alıyorsanız, kendinizden yetişme bir hayvan değilse veba aşısını yaptırın arkadaşlar. Kendi sürünüz var. Ben dışarıdan biraz daha hayvan alayım, biraz daha para kazanayım derseniz bu aldığınız hayvanı 21 gün karantinaya alın. Besi videosunda yayınladığım reçeteyi uygulayarak, aşıları uygulayarak o karantinada 21 gün süresince tutun arkadaşlar. Koyunlarınızın arasına karıştırmayın. Ya sağlam hayvanlarınızın, kendi yerinizdeki olan hayvanlarınızın arasına karıştırmayın. Çok büyük sıkıntılar çekersiniz. Bundan sonra zaten kuzularda respiratorik sendrom üzerine bir video yapacağız. Onu da ne zaman yapacağız? Kuzu döneminde. Kuzularımız bir haftalıktan 45 günlüğe kadar olan kuzularda yine bu veba hastalığıyla kaynaklı bazı problemler oluyor. Onları artık kış sezonuna kalıyor. Oralarda göstereceğim sizlere. Nasıl mücadele edeceksiniz? Ne gibi ilaçlar kullanacaksınız? Bu belayı başınıza gelmeden nasıl def edeceksiniz gibi olacak bu şeyler. Yani veba neticede kötü bir hastalık. Yani tüm Orta Doğu'da koyunlarda tekrarlayan bir hastalık. Ülkemizde de yoğun şekilde var. Bazen sürü çapında görmüyoruz. Sadece kuzular üzerinde görüyoruz. Neden? Koyunlar bir kere veba aşısıyla aşıladığınız takdirde uzun süre bağışıklık şekillendirebiliyor. Gizli seyrediyor. Bazı virüs etkenleriyle beraber sadece koyunda atık yaptırabiliyor mesela. Çok güçlü bir semptom göstermiyor. Ölümsüz şekilde atlatıyor. Ama doğan kuzularında ya da aldığınız besi kuzularda işte bu video da göreceğiniz gibi problemler yaşayabiliyorsunuz. Bundan dolayı arkadaşlar muhakkak veba aşısını her sene yaptırın. Özellikle ne zaman yaptıracaksınız? Kuzu zamanı, kuzunuzun yoğun olduğu zamanlarda yaptırmanızı tavsiye ediyoruz.
Neden? Bu zamanlarda kuzularda bazen böyle, bazen demeyeyim %20 civarlarında diyeyim piyasada gördüğüm kadarıyla veba kaynaklı. Ha veba da olmayabilir. Laboratuvara gönderdik. Mesela veba çıkmadı. Fakat hani veba aşısını yapınca üstünden kalktı. Belki de benzer bir virüs ya da vebanın daha değişik bir formu diyeceğim ama laboratuvarda çıkabilirdi. Bundan dolayı ne zaman kuzu zamanınız yoğun ya da doğumlar yakın, o zaman yaptırırsanız vebayı çok memnun kalırım. Bir de hepimiz gideceğiz kurban pazarlarına. Hayvanları götürdük. Bir miktarını satamadık. Eve getirdik. Bu hayvanları da 21 gün süreyle karantinada tutun. Başımıza gelmedi değil, çok geldi. Kurban dönüşü veba salgını. Pazar yerinde bir sürü mal var orada. Hayvan hareketlerinin yoğun olduğu yerler. Hayvan hastalıklarının kol gezdiği yerler diyeyim. Siz buradan malı getiriyorsunuz. Ondan sonra teker teker ölümler başlıyor. Ne kadar böyle durum olduysa genellikle veba çıktı. Veba aşısıyla yanında bir akciğer antibiyotiği kullandıktan sonra bu durum kalktı. Şimdiden sizlere iyi seyirler diliyorum. Veba hakkında anlatacaklarım bu kadar. Umarım size yardımcı olmuştur. Görüşmek üzere, hoşça kalın.